Haluk Tatar ekranlarına hoş geldiniz. Ben Emir. Ben Kürşat Alp. Bugün sizlere interaktif oyunlardan, içeriklerinden, interaktif kültürünün ne olduğundan detaylıca bahsedeceğiz. Şimdi Kürşat abi, nedir bu interaktif? Bize açıklar mısın? İnteraktif kültür dediğimizde aklımıza filmler ya da kitaplar gibi aslında çok da müdahale etme fırsatımızın olmadığı genelde şeyler geliyor. Ama bu interaktif kültür, yani etkileşimli kültür sayesinde biz bu kitapların hikayesini ya da filmlerin hikayesini etki edebiliyoruz, müdahale edebiliyoruz. Bunlara örnek olarak mesela Bandersnatch. Aynen, kesinlikle. İşte bunlara örnek olarak kitaplar, filmler, hatta oyunlar bile var piyasada. Filmler üzerinden gidecek olursak aslında bunların kökeni ta 1912 yılına kadar dayanıyor. Cinematic Shooting Gallery diye bir şey var. 1912 yılında Birleşik Krallık'ta yapılmış. Afrika'dan getirdikleri hayvanları filme çekiyorlar ve oradan ekrana cihaz aracılığıyla ateş ederek bu hayvanları vuruyorsunuz. Bu hayvanlar ölüyorlar ekranda. Tabii ki bu 1910'lu yılların ilerleyen süreçlerinde batıyor. Tabii 1954 senesi bu aynı şeyi bir eğitim amaçlı uygulama üzerinde, sürü simülasyonu üzerinde deniyorlar. Daha sonrasında ilk defa gerçek manada bir interaktif sinema olan 1967 yılında çekilen Kino Otomat'ı görüyoruz. Çek asıllı senaryo yazarı ve yönetmen olan Radus Sincera tarafından yazılan bir film ve bu ilk defa Montreal'de Expo 67'de gösterime giriyor. Bundan sonra kitaplara bakıyoruz. Kitaplarda karşımıza çıkan şey Choose Your Own Adventure. Yani Türkçe karşılığı kendi maceranı kendin seç. Ya da yayın evleri bunu Türkçe'ye çevirirken macera tüneli olarak çevirmişler genelde. Bu kitaplarda ise normalde herhangi bir kitapta göremeyeceğimiz bir yazım tarzı karşımıza çıkıyor. Normalde kitaplar ya birinci kişi ağzından ya da üçüncü kişi ağzından konuşur ya hep. Bu kitaplarda daha çok ikinci kişi kullanılıyor. Çünkü kitabın narrator hep sana konuşuyor. Sen ne yapacaksın? Sen de böyle bir durum yaşadın. Nasıl hissediyorsun? Gibi şeyler soruyor. Bu kitaplarda daha çok böyle 7-14 yaş grubu kitleye hitap etmesi amacıyla yazılmış kitaplar aslında. Ama tabii ki daha sonrasında yetişkin içerikli ya da böyle daha çok FRP unsurları barındıran, işte masa başı, rol yapma oyunları unsurları barındıran şeylere dönüşüyorlar. Bu türün de ilk eseri böyle 1976 yılında Edward Packard'ın yazdığı Sugarcane Island kitabı. Bu kitaplar daha çok böyle 80-90'lı yıllarda popüler olmuş kitaplar çocuklar arasında. Daha sonrasında işte senin de söylediğin Black Mirror Bandersnatch filmi var. 2018'de bu kitaplara değiniyor. Tabii ki amacı aslında bu kitaplara değinmek değil ama içinde bu kitaplar geçiyor yani. Bu onlardan film bağımsız bir yapım yani. Aynen. Bandersnatch isimli bir kitap var filmde ve bu kitabı oyunu uyarlamaya çalışan bir ana karakterimiz var. Bize onun yaşadığı olaylardan bahsediyor ve biz de o esnada onun yaşadığı olayları yönlendirebiliyoruz işte. Doruk noktalarında ya da işte kırılma noktalarında şunu yap şunu yapma tarzında. Bu arada katil yazar Jerome F. Davis tarafından yazılmış Bandersnatch filmde ama çok şükür ki ne yazarı ne de kitap gerçek değil aslında. Ama Bandersnatch kurgusal bir yaratık. 1871 yılında Lewis Carroll'ın Through the Looking Glass ve The Hunting of the Snark şiirinde adı geçen kurgusal bir yaratık. Bunlardan da bahsettikten sonra yavaşça bizim asıl bahsetmek istediğimiz oyun sektörüne, yani şu anda aslında interaktif kültürü bayağı içinde barındıran kısma gelebiliriz. Oradan hemen ben önce şeyi toparlayayım anlattığın üzerinde. Çünkü benim de yine aydınlandığım kısımlar var senin anlattıkların doğrultusunda. Bu kitaplardaki mesela hani anlatıcının okuyucuyu baz alması eskilerde edebiyatımızı çok biliyoruz. Özellikle Ahmet Mithat bunu çok kullanırdı yanlış bilmiyorsam eğer. Aynen. Hani şey böyle daha çok böyle kendi fikirlerini fazlasıyla belli ederdi. Ya da okuyucuyu fazla dürtüklerdi senin anlattığın gibi. Demek ki bu kültür de oradan biraz şey nemi almış diyeyim. Tabii olabilir. Bandersnatch'te çok ilginç bir hikayesi vardı. Açıkçası ben ilk oynadığımda başarmıştım ama nasıl başarılı olduğunu şimdi anlatayım spoiler olacağı için. Aynen. Çok kaotik farklı bir yapısı var. Yani Black Mirror esintilerini taşıyan bir yapım ve bunu da interaktifle harmanlanması çok keyifli ve ilginç bir yapımdı. Onu da izlemeyenler varsa kesinlikle ben tavsiye ediyorum tüketenler olarak. Özellikle Netflix gibi büyük bir firmanın böyle bir işe soyunması yani güzeldi. Evet kesinlikle. Güzel bir tat bıraktı ağızlarda. Şimdi buradan asıl bizim konumuz olan interaktif oyunlara geçelim. İnteraktif oyunlarda özellikle şey konusu var. Sen de bilsin FMV dediğimiz olay var. Nedir bu FMV? Bu ikisinin ayrımı nedir? Bize anlatır mısın? Full motion video açılımı ve Türkçe karşılığı tam hareketli video olarak şey yapılabilir. Burada bahsettiği böyle gerçek mekanların ya da gerçek insanların bir kayıt uygulamasıyla işte motion capture sistemiyle daha doğrusu yakalanıp animasyon ya da işte gerçekten bu film kaydı oynanabiliyordur yani. Hani var zaten böyle şeyler birazdan üzerinde konuşacağımız gibi. Ki Bandersnatch de aslında bir nevi FMV sayılır. Yani aslında FMV dediğimiz şey gerçek kişi ve mekanların yakalama uygulamalarıyla sanal ortama bir oyuna aktarılmış halidir diyebiliriz kısaca. Bu türde ne tarz örnekler var peki göze çarpan? 1983 yılında
yılın da başlangıcı olarak Sega'nın ve Cinematronics'in bir sürü eseri var aslında ama günümüze geldiğimizde Quantic Dream'in özellikle Detroit Become Human'ı ya da Detroit. Beyond Two Souls'u. Heavy Rain. Aynen Heavy Rain. Kelebek etkisiyle ilgili bir şey vardı. Bu. Life is Strange serisi var. Life is Strange serisi var yine Square Enix'in yayımladığı. Bu tür oyunlar gözü çarpan son dönemde çok şey yaptığımız oyunlar. Onun dışında işte bu Quantic Dream dedim. Supermassive Games var. Telltale Games var. İşte Square Enix'in yine Life is Strange serisi var. Bunlardan bahsetmek mümkün özellikle firma bazında. Evet evet. Onları da açacağız az sonra. Kesinlikle. Birazdan. Quantic Dream dedim. Oradan bir başlayayım hemen. Oradan uğralım çünkü ikimizin de muhtemelen kalbinde yer etmiş en büyük firma budur. Kesinlikle. Oyun dünyası üzerinde interaktiften değil sadece. Aynen. Hangisinden başlayalım? Quantic Dream'in ilk interaktif oyunundan bahsedeyim ben şöyle hızlıca bir. Tamam. Omicron Nomad Soul. 1999 yılında yaptıkları. İçinde böyle çok fazla aslında interaktivite yok yani. FMV tarzı değil ama yine de sohbetlere müdahale edebiliyorsun işte konuşmaları falan. Daha çok oynanabilir bu oyun. Asıl FMV'leri, ilk yaptıkları FMV diyebileceğimiz oyun Fahrenheit. 2005 yılında yapıyorlar. Evet, 2015 Fahrenheit. Yılında da Remastered'ı çıkıyor oyunun aynı şekilde. Galiba oldukça sevilmiş ve yeniden grafiklerini elden geçirme gereksinimi duymuşlar. Ve oyun yapımcılarında interaktif film. Aslında oyun diyoruz ya. İnteraktif film olarak geçiyor bunlar aslında literatürde. David Cage bunu röportajında söylüyor. David Cage de Quantic Dream'in CEO'su. Evet. 2010 yılında yaptıkları Heavy Rain üzerine röportaj yapıldı esnada bunların aslında basit oyunlar olmadığını, bunların bile interaktif film olduğundan bahsediyor. Daha sonrasında 2013 yılında Beyond Two Souls'u yapıyorlar ve kalbimizde çok büyük bir yeri olan Detroit Become Human 2018 yılında da piyasalara çıkıyor daha sonrasında. Evet, bir efsane olarak hayatımıza girmiş oldu. Kesinlikle. Yani bu süreçte şey, senin anlattığını da anladım. Yani filmler ve oyunlar bu interaktif kültür olarak da çok fazla disiplinden çalışabilirler beraber. Kesinlikle. Olarak. İkisinin birbirine kattığı çok fazla şey var. Aynen. Birbirlerinden ayrı düşünmek mümkün değil. Aha. Quantic Dream'i biraz daha ben belki açabilirim. Bir de bir yönünde değerlendirmek için olsa bir oyun yapılmış gözünden değerlendirmem gerekirse. Heavy Rain'in çok fazla incelemedim açıkçası. Onun konuda çok fazla şimdi yalan yapmak istemem ama benim hani okuduğum daha çok gözlemlediğim yorumlarda dram ağırlıklı bir hikaye oldu ve bu dramın zaman zaman yapay kaçtığı sahnelerin tercihimler birazcık daha garip olduğu yönler yönünde yorumlar okumuştum ama kesinlikle bakılabilir bir oyun. Hani kötülerin gibi algılamayın lütfen. Beyond Two Souls'u az çok deneyim ettim. Onu da biliyorum. O da çok ilginç bir konuya sahip. Kesinlikle. İlginç bir kurgusu var ve onda da tercihiniz yani kesin olarak direkt etkiliyor. Yani en ufak yaptığın şeyler falan etkiliyor. Ama işte bu dediğim en ufak şeylerin de bile etkilemesi konusu Detroit'te bambaşka bir olay. Aynen. Bambaşka bir efsane o konuda benim. Gerek hikaye anlatıcı gerek interaktif konusunda. Kesinlikle. Yani insanlığımızı sorgulatan bir oyun her anlamda. Ana menü tasarım bile onun üzerinde kurulmuş. Orada bizi bir abla karşılıyordu böyle sarışın. Sonra işte sorular falan soruyordu işte arada oyunu falan durdu kendince. Çok güzel interaktifler var yani oyunun sonucu. Kendimizi sorgulamam yani gereksin. Anlatırım ama çok da spoiler vermek istemiyorum şimdi. Oynamaya falan varsa. Detroit'e kesin bakın. Beyond Two Souls'a da indirimde yakalarsanız Steam'de falan bakmanızı tavsiye ederim. Heavy Rain'in dediğim gibi bilmediğim için çok öneremeyeceğim şu anda. Yani Quantic Dream bu işin yani interaktif kültürünün babası desek ben çok yanlış bir söylemişim. Aynen. Bu konu hakkında da. Kesinlikle katılıyorum bu konuda söylediğin şeylere. Quantic Dream bu dalın bir ustası ve bu onun oyunlarına bakılması lazım yani bir yerden. Şeyi de vurgulayalım hali hazırda da bir Star Wars oyunu veriyor açık dünya. Ama o sanırım interaktif kültürüne girmiyor. Yok. Yine de belirtelim dedi Quantic Dream geçmişken sözü. Bundan sonra bu Supermassive Games'ten bahsetmek istiyorum. Bu 2015 yılında çıkan Until Dawn'un yapımcısı olan firma. İlk yaptıkları interaktif oyunda aslında Until Dawn. Daha öncesinde de oyunlar yapmışlar ama onlar interaktif oyunlar değil genel olarak. Normal oyunlar. Bunun ardından 2017'de Secret Agenda'yı çıkartıyorlar. İlk iki oyunları ikisi de PlayStation'a özel çıkan oyunlar. Secret Agenda ayrıca bir de mobile çıkıyor. Android'lere çıkıyor. 2019 yılında 8 oyunluk ve 2 sezonluk bir seriye başlıyorlar. The Dark Pictures Anthology. Man of Medan oyunuyla başlıyor 2019 yılında çıkan. Daha sonrasında Little Hope ve House of Ashes oyunları bunu takip ediyor. Ve sezonun son oyunu olan oyunda The Devil in Me oyunu olacak. Yani bu sene içinde çıkması bekleniyor 2020 yılında. Bu sene bir de başka bir oyun çıkarttılar bu serinin dışında. The Quarry isimli oyunu çıkarttılar 2022'de. The Quarry ile aslında yaptıkları ilk oyun olan The Until Dawn'a dönmek istediler galiba birazcık. Evet o konsepte bir oyun. Ama yani ne yazık ki galiba yeni oyunlar çıkarttıkça kaliteleri biraz düşüp böyle hani ucuz Amerikan korku filmlerine benzeyen senaryolar çıkarmaya başladılar. Ve son yaptıkları oyuna da bayağı göze çarpıyordu. Çok çok. Yani o konuda ben çok doluyum. Daha konuşsam daha ağır konuşmak istiyorum da şimdi biraz daha hafifletmem gerekiyor. Kesinlikle. Dediğimiz gibi gülünç komik Amerikan filmlerinin hissi var. Ama çok fazla mantık hatalarının durdu. Çok fazla yapay duran karakter, olay vesaire var. Şey olur ya bu tarz korku
filmlerinde böyle. Bir ölümün ucundasındı böyle. Ucunda ölüm var bu işin. Ama karakterlerle hoş böyle şey. Şakalaşıyorlar. Ciddi değiller. Ve bu karakterlerin hani ergen olduğunu düşünürsek daha da bir absürt duruyorum. Fiyatını kesinlikle hak etmeyen bu oyun. Bunu rahatlıkla söyleyebiliriz çünkü kalite olarak filan da hani birçok anlamda yetersiz kılıyor. Yani yorumlar da keza o şekilde. Hani oyun bayağı linç yedi o anlamdan. Yani bence biraz bekleyin indirimi. Yani şu an fiyatı çok fazla bizim için. Aynen. Ki yurt dışında da çoğu insan fiyatından şey şikayetçi, $40 gibi fiyatı vardı sanırım. Yani evet. Öyle. Hani onlar için de hani o kalibredeki oyunlara göre $40 çok gelmiş insanlara. Kesinlikle. Ucuz bir şeyler yapıyorsun ve aslında yaptığın şeyden fazlasını bekliyorsun karşılık olarak. Yani insanlar burada çıkıp bir şeyler derler. Keşke daha iyi oyunlar yapsa ama bu noktada da kendileri buraya bir kültür bırakmış oluyorlar. Hani insanlar gelip oynuyorlar. Evet, interaktife bir iz bıraktılar interaktif kültürüne kesinlikle. Kesinlikle. Gelelim Telltale Games'e. Telltale da bu işin peerlerinden bir tanesi. 2005 yılında giriyorlar bu piyasaya, oyun piyasasına. Başta aslında bir kart oyunu yapıyorlar. Ama 2005'in ilerleyen dönemlerinde Bone Out from Bonville isimli bir çizgi roman serisinden uyarlama olan bir oyun yapıyorlar. İnteraktif bir oyun. Daha sonrasında 2012 yılında The Walking Dead'i yapıyorlar. Ki bu en popüler serilerinden birisi. Evet, efsane oldukları oyunu. Kesinlikle. 2013 senesinde ise The Wolf Among Us'ı yapıyorlar. Aslında hani bu seri olarak çıkması planlanan bir oyundu. İkinci oyunun geleceğini duyurdular. 2023'te ikinci oyunu bekleniyor. Aynen. Ama bundan önce bir defa aslında duyurulup iptal olmuş bir projeydi Wolf Among Us 2. Yani daha önceden de yapıma girmiş bir oyun. Ve yine popüler oyunlarından birisi firmanın. Gel gelelim Telltale Games'in en büyük sorununa ki Telltale Games bunun yüzünden 2018 yılında bir defa batıyor zaten. Batışını veriyor. Evet. Ben de onu diyecektim. Wolf Among Us belki de bundan etkilendi diyecektim. Yani mümkün. Büyük ihtimalle ondan etkilendi. Bu firma çok fazla uyarlama oyun yapıyor ki 2005 yılında yaptıkları Bone Out from Bonville oyunuyla Walking Dead arasında fazla fazla oyunları var. Her sene 1-2 oyun yapmışlar bu adamlar. Yine interaktif. Bahsetmeye de değer bir kısmı aslında ama o kadar fazla ki birinden bahsedince diğerinden bahsetmeden geçmemen gerekiyor aslında ki 2013 yılından sonra da 2018 yılına kadar birçok işte Batman, Minecraft falan gibi serilere oyunlar yapmış firma ama gerek iş yükünden dolayı gerekse farklı sorunlardan dolayı gittikçe kaliteleri düşmeye başlıyor. Ve bu kalite farkı yüzünden aslında fazla para kazanmak için girdikleri bir sürü uyarlamadan para kazanamadan çıkıyorlar. 2018 yılının Ekim ayında iflaslarını vermek zorunda kalıyorlar. Daha sonradan bir firma tarafından satın alıyor. Hangi firma olduğunu hatırlayamıyorum şu anda ama. Ve yeniden açılıyor ama hayalet bir firma olarak açılıyor. Bir yayıncı firma olarak açılıyor. Yani hiçbir çalışanı yok. Sadece adı yazsın diye açılan bir firma oluyor tekrardan. Şu anda hala açık ve 2023 yılında The Wolf Among Us 2 çıkacak devam oyunu olarak. Evet. Bir de 2019 yılında Batman'le ilgili bir oyun çıkartmışlar galiba bu firmanın adı altında. Ama oyunu bilmiyorum yani adını bile duymadım öyle diyeyim sana. Evet dediğimiz gibi ya Telltale'in aklımıza ilk gelen The Walking Dead serisi ve Wolf Among Us. Kesinlikle. Üçüncü çok ses getirdi. Ondan sonra da dediğim gibi seri üretimi geçtikleri için hani oyunların adı neredeyse çok az duyuldu. Oynayanlar da çıkan çok fazla memnun kalmadı bu Telltale kalitesinde bir iş değildiler. Madem hani böyle değindik ben hemen değineyim ki efsane serisine. Tabii ki The Walking Dead'le başlayacağım. Muazzam bir seri bence. Aynen. Yani ben hayran olmuştum deneyim ettiğim zaman. O Clementine'ın dramatik hikayesi. Lee'nin onu korumak için elinden geleni yapması. Ardına koymaması. Kesinlikle. Muhakkak bakın bence. Ama şunu da söylemem gerekiyor. Fazla fazla episod olduğu için Walking Dead'in biraz masraflı olabilir. İndirim sürecinde buna girişeyim deseniz bile. Hani belki o konuda biraz YouTube'dan destek alabilirsiniz bakmak için falan. Çünkü ben çoğu içeriği de öyle tükettim. Yalan yok. İnteraktif oyunların çoğunu. Zaten dizi film gibi aktıkları için onları böyle deneyim etmek de oldukça mümkün. Size de tavsiye ederim. Dediğim gibi interaktif türüne girmek istiyorsanız kesinlikle çok güzel bir eser tavsiye ederim. Aynen. Wolf Among Us'ı yeni deneyim ettim ben. Wolf Among Us'ta çok ilginç bir teması olan bir oyun. Fable'lar üzerine kurulmuş bir şehrin dedektif oluyoruz ve suçluları arıyoruz. Olayları çözmeye çalışıyoruz. Çok güzel bir kurgu formunda. Çok ilginç bir şey var. Orada sadece eleştirebileceğim nokta olarak şunu gördüm ben. Bazı karakterler çok yapay duruyor. Bazı karakterler o kadar canlı duruyor ve hakikaten beni ürküttüler mesela şeyde hikaye içerisinde falan. Tabii bunda şeyin çok etkisi var. Hani şimdi o çok fazla film suç bindirilebilecek bir şey değil belki ama oyuncuların kalitesi, oyuncuların seslendirmenlik becerileri falan ondan da fark eden şeyler. Ama hani ondan bağımsız olarak ben metinlerini incelediğim zaman, hani karakterlerin işte repliğine falan da baktığım zaman sadece altyazıya baktığım zaman bile o bile sırıtabiliyor. Şu an çok spoiler olmasın diye hani karakter ismi vermek istemiyorum. Mesela hani dediğim olay şeyde var hani dedik ya hani dekoratörünü böyle kritik bir olay var. Orada karakter şakalaşıyor falan. Aynen. Mesela burada şakalaşması gereken bir daha sakin masumane karakter mesela kritik bir olayda şaka falan yapıyor. Bir iki böyle abes kaçan sırıtan yeri var ama sorun mu? Bence değil.
oynanması gereken bir oyun olduğunu düşünüyorum. Çok ilgi çekici bir konusu var. Çok farklı bir içeriği var. Ki 2023'te ikisi de gelecek. Ben çok merak ediyorum. Heyecanla bekliyorum. Yani Telltale'da bu konuda kalbimizde ayrı bir yeri vardır. Bir Quantic Dream olmasa da benim için. Onu da çok severiz bu kültürde. Kesinlikle. Şimdi gel gelelim. Şu ana kadar bahsettiğimiz oyunların hepsi animasyon üzerine giden. Hani FMV yine motion capture'lı insanlarla yakalanmış animasyona çevrilmiş halleri. Ama bunlar daha oyun olanlar. Aynen. Daha çok oyun itendiğimiz şeyler. Şimdi tamamen böyle bir filmi andıran gerçek oyuncuların oynadığı. Yani gerçek oyuncu dediğim de aslında düşük bütçeli belki oyuncular ya da daha önceden herhangi bir aktörlü deneyimi olmamış oyuncuların oynadığı şeylere gelelim. Aha. Late Shift, Bloodshore. Sen birkaç tane söyle aklına gelenler. The Complex var aklıma gelen. Five Dates var. Aynen, Five Dates. Yine aynı şekilde. She Sees Red ki güzel bir dedektifliktir aslında. Evet, She Sees Red'i ben de deneyimledim gerçekten. Çok ilginç bir kapasitedir bunun da. Yani böyle film tadını şöyle seviyorsanız She Sees Red'i ben öneririm. Kesinlikle. Bu noktada adı çıkmış güzel oyunlar bunlar aslında ve tonla var. Arayıp baktığınızda FMV yazdığınızda Steam'e karşınıza tonla oyun içeriği çıkıyor. Evet, çok fazla var bir bu sürü anlamda. Görebilirsiniz. Kesinlikle. Gerek korku türünde, gerek komedi türünde ki X'e basmalı bir oyun vardı. Böyle bir şey olduğunda X'e bas diye oyun vardı. Çok güzeldi. Komedisi, absürt komedi oyunuydu aslında. Bu türdeki komediler. Adı aklıma gelmedi benim de şu an. Onu biz eğer şey hani hatırlayamazsak şu an video içerisinde ekleriz kartlara. Aynen. Oradan yazarız. Gelelim. Bu türde Türklerin de yapmış olduğu oyunlar var. Ben ondan önce bir sözünü balla keseyim. Tabii hemen ki, şeye değineyim bu diğer oyundan aklıma gelen. Ben yakın zamanda şey deneyimde ondan biraz bahsedeceğim. Five Days'i. İşte 5 farklı adayınız var. 3'üyle yola çıkıyorsunuz işte şey için. Pandemi döneminde geçen bir online dating simülasyonu gibi bir şey aslında. Yani bu tarz şeyler eserlerde açıkçası demin saydığımız firmalardaki oyunların kalitesini çıkabilen bir eser yok benim yorumda. Zaten bunların amacı çok hani oyuna da kaçmıyor açıkçası. Film dizi gibi daha çok akıyor bunlar. Ama hani bu tarz türlerden çerezlik, şöyle arkadaşlarınızla eğlenebileceğiniz falan böyle arkanızda yaslanıp işte tartışabileceğiniz ortamlar mesela güzel oluyor. Ben çünkü Five Days'i deneyim ettim. Arkadaşlarımla oynadım. Çayımızı kahvemizi almış böyle güzelce oynamıştık. Hani o anlamda eğlenmelik güzel bakıyorsanız dizi film gibi böyle. Biraz da işte abi ipler bizim elimizde olsun diyorsanız kesinlikle tavsiye ederim bu tarz oyunları da. Kesinlikle beraber oynamanın güzelliği var. Şimdi gelelim Türklerin yaptığı bu tarz türdeki örneklere. Sen deyiz abi. Steam üzerinde görebileceğimiz benim aklıma gelen özellikle iki tane oyun var. Benim aklıma gelen birincisi 2020 yapımı olan Cryptex isimli oyun. Ama şu anda ne yazık ki Steam'de satıştan kaldırılmış galiba. Bulamıyoruz Steam'de. Başka yerlerde vardır belki. Birkaç platforma daha baktım ama göremedim yine. Bir tanesi de bu sene içinde Ağustos ayında tamamen çıkması planlanan Agartha isimli oyun. Evet. Kesinlikle güzel bir oyuna benziyor. Çekim kalitesi falan olarak oldukça iyi. Tek bir sorun gördüm. Erken erişim olarak çıkmış oyun ama erken erişimde bize sunduğu içerik bir erken erişim oyunundan ziyade bir demoya benziyor. Görebildiğim en büyük sorun buydu. Ondan dolayı yani insanların bazıları işte buna 40 lira vermek istememiş. Şu anda oyunun fiyatı 40 lira çok Steam normal, üzerinde. Çok normal. Ama oyun tamamlandığında 22 farklı son ve 7-8 saatlik bir oynanış sunacağını söylemiş oyunun yapımcıları ki olabilir. Oldukça güzel de olur. Evet. Bekliyoruz. Bir de Recontact serisi var. Aynı isimli bir firma yapmış vaktinde. Hem mobile çıkmış oyunları var hem de bilgisayara çıkmış oyunları var. Sadece mobile çıkan Recontact İstanbul Eyes of Sky. Bir de bilgisayara çıkmış olan versiyonu var. Recontact London Cyber Puzzle isimli oyunu. Bu oyunları ben çok oynadığımı hatırlamıyorum ama dedektiflik oyunlarıydı. Yanlış hatırlamıyorsam birkaç yerden izlediğim kadarıyla. Güzel evet, oyunlardı. Evet, o tarz dedektiflik. O kafalar oyunlar. Kameralar falan böyle geçerek izliyorduk sanırsam. Aynen. Ben de bu oyunu şey sayesinde tanıdım böyle. Ben de garip planısı var oyununda. Simay Dinç bir evi oyun yapımcımız var bizim. Aynen. Türkiye'deki hatta belki dünyadaki ilk kadın oyun yapımcılarından. Ki bu konuda da kendisinin çok fazla emeği var. Bu sektörde daha çok kadınların yer alması gerektiğiyle ilgili çok fazla konferans, mitingi falan da var. Onu da bir değinmek istedim yani. O da özel bir insan bence bizim kesinlikle oyun dünyası için. Şu an çünkü şey yani mesela ben de bu süreçte yer almak için, bu oyunda eğitim almak için çok fazla araştırıyorum. Bizim çok fazla oyun yapımcısı, oyun eğitmeni eksiğimiz var. Hani o konuda imdadımız için isimlerden birisi olarak Simay Dinç'e de yer almak istedim. İzliyorsa kendisine selamlar. Kesinlikle önemli insanlar. Bunlar yani değinmemiz, bilmemiz gereken insanlar aslında. Recontact'ta büyük emeği var Recontact serisinde. Böylece aslında basitçe interaktif kültürden, başlangıcındaki kitaplardan, filmlerden ve asıl bahsetmek istediğimiz oyunlardan bahsetmiş olduk. Benim ekleyeceğim bir şey yok bu noktadan sonra. Senin herhangi bir eklemek istediğin bir şey varsa. Yani bu noktadan sonra çok fazla kim şey yok, biz de her şeyi söyledik. Ağzına sağlık senin. Çok güzel içerikler, bilgiler verdin bize bugün. Ben de yorumum. Bu tarz oyunlar, teşekkür ederim. Çok fazla şeye kaydık buralarda. Daha çok
edebi, sanatsal kısımlarına kayacak. Çünkü interaktif kültürü bence bana çok açık. Hikaye anlatım açısından çok zengin, içerikler çıkmaya çok açık oyunlar. Kesinlikle. Ben o yüzden kendi adım ayrıyeten seviyorum. Biz daha çok insan olarak aksiyon seviyoruz gerçi ama. Yine de bunu da bir aydınlatmak, bu noktalara değinmek, bu noktaları tanıtmak benim çok hoşuma gitti. İleride ben de çünkü interaktif oyun yapmak istiyorum. Hatta oyun tasarım senaryolarım falan da var. Belki o günleri görürüz inşallah. İnşallah. Bu kültürün bizde olmasını ben çok isterim. Yani biraz daha bu tarzı sevmemiz, bu tarzı tanımamızı isterim. Umarım size biraz daha anlatabilmişizdir. Daha bir şeyleri aydınlatabilmiş, aktarabilmişizdir. Umarım. Ben Emir. Ben Kürşat Alp. Teşekkür ederiz bakabildiğiniz için. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, şu alttaki çanada tıklamayı unutmazsanız çok seviniriz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.